İsmim Numan Halit Ebu Şuaban. Gazze'liyim. İletişim mühendisiyim. Birinci intifada zamanında 1993 yaz aylarında tutuklandım. 18 yaşındaydım. Filistin örgütlerinden birine mensuptum. Görevim Gazze'de duvarlara örgütün deklarasyonunu yazmaktı. Duvarları sosyal medya gibi bir haberleşme aracı olarak kullanıyorduk. Yine bir gün böyle duvarlara yazı yazıyordum. İsrail askerleri yakaladılar. Önce Gazze'nin içinde Ensar 2 hapishanesine götürdüler. İç istihbarat birimi Şimbet elemanları sorgulamaya aldılar. Ben inkar ettim, şahitlerimiz var diyerek beni korkutmaya çalıştılar. Bu inkar sürecinden sonra bana baskı uygulamaya başladılar. Bir saat boyunca beni dövdüler. Bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde beni uyandırmak için yüzüme su döküyorlardı. 40 derecenin üzerindeki bir odada beni 4 saat bıraktılar. Süreç yaklaşık 7-8 saat sürdü. Sorguya aldılar, cevap vermedim, dövdüler. Saatlerce yiyecek içecek vermediler. Sonra psikolojik baskı yapmaya başladılar. Baba işini kaybedecek, küçük kardeşini de getireceğiz. Ben bu tehditleri dikkate almadım. Uğruna savaştığım, inandığım bir davam vardı. Bunun için bedel neyse ödemeye hazırdım. Beni bir odaya koydular. Saatlerce yüksek ses verdiler. İşkence ettikleri insanların acı çığlıklarını dinlettiler. Damla damla akan su sesi dinlettiler. Bu sizi bir süre sonra deliye döndürüyor. Hapishanedeki tutuklular çok ciddi bir psikolojik baskıyla, işkenceyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu sorgu ve işkence döngüsü 2 ay boyunca devam etti. İki kez mahkemeye çıkarıldım. 1 yıl 2 aya mahkum ettiler. Necef çölünde bir hapishaneye götürdüler. Burada çadırlarda kalıyorduk. Bu hapishanede hayat çok çok zordu. Hem çöldesin hem çadırdasın. Çölde yazın sıcaklık çok yüksek. Çadırda yaşıyorsun. Yılanlar, akrepler, örümcekler, çeşitli haşereler etrafında. Her an yılan, akrep gelip sizi sokabilir. Uyuyamıyorsunuz, dinlenemiyorsunuz. 1 yılımı orada geçirdim. Gazze'ye döndükten sonra 2 ay kendime gelemedim. Bence şu an Filistinlilere yapılan işkence çok daha kötü. Daha agresifler. Gazze'deki kayıplarının bedelini Filistinli mahkumlara ödetiyorlar. Daha önce kullanmadıkları işkence yöntemlerini kullanıyorlar.